Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Hızlasas yaptık değil mi? Mufatih bu dersten. Öyle hep Kur'an yaptık galiba. Öyle. Tamam. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin ahvalinden biraz bahsedelim. Şimdi burada çeşitli şeyler var da tercih edemiyorum ama şuradan yapayım. Dördüncü mesele, İşaret İcaz 108. sayfa. İkinci sayfayı okuyacağız. Bu sayfa mazi, yani zaman-ı saadetten evvelki zamandır. Zaman-ı saadetten Peygamber aleyhissalatü vesselamın bulunduğu zamandan önce. Şu sayfenin havi olduğu, yani içerisine aldığı Enbiya-i Salife'nin ahval ve kıssaları, mesela peygamberlerin hallerini Kur'an'da, bunların kıssaları var. Söylemiştim size, peygamber kıssaları aslında o sensin. Herhangi bir tarihi, ibretvari bir ders değil. O da var. Yusuf'u kendine koyacaksın. Yani pergelin bir demir tarafı var, bir kalem tarafı var. Böyle demir tarafını kendine koyacaksın. Ne kadar açarsan aç pergel, aynı merkez etrafında döner. Yusuf sensin. Herkesin bir Kur'an'ı var. Kendini Kur'an aynasına, peygamber kıssalarında kendini seyredeceksin. O ayna alır. Allah Resulü'nün ifadesiyle ben bir aynayım, herkes kendisini bende seyreder. O kuyu sende, o hapishane sende, o zeliha sende. Musa Aleyhisselam'ın o dağdaki vakası, Cenab-ı Hakk'ın zuhuratı, hep sende olmuş. Hep sende olmuş, biliyor musun? Unutmuşsun onları. Sen yaşamışsın onları da haberin yok. Şu sayfenin havi olduğu Enbiya-i Salife'nin ahval ve kıssaları o zatın sıdkı nubuvvetine birer burhandır. Yalnız dört nükteye dikkat lazımdır. Birinci nükte, insan bir fenin esaslarını ve o fenin hayatına taalluk eden noktalarını bilmekle yerli yerince kullanmasına vakıf olduktan sonra davasını o esaslara bina etmesi, o fende mahir ve mutasis olduğuna delildir. Şimdi sevgili kardeşim, Peygamber aleyhissalatü vesselam kitabı elindeki Kur'an'la bunu yapıyor. Şimdi ne o? Bir fen. Burada hepsi ama 50 fen. Bir fenin ana meselesini bilirsen, ana hakikatini bilirsen, insandaki karşılığını da bilirsen, onu rahatça kullanırsın. Bir cümle söylersin ama aslında o cümle hayatının tümünü ifade eder. O fenin ruhu oluyor. Mesela bir misal vereyim. Ne demek istedim? Einstein dedi ki, yani güncel olduğu için, E eşittir mc kare. Enerji eşittir bir maddenin kütlesi çarpı ışık hızının karesiyle orantılıdır. Yani şu donmuş enerjidir. Ne kadar basit değil mi? E eşittir mc kare. Neymiş ya? Bak diye yazarsın. Ama bir Einstein.
Şimdi adam şunu demek istiyor. Onu diyebilmesi için, bunu yazılabilmesi için fiziğin ruhunu ruhuna mal etmesi lazım. Uyanması lazım. Şimdi size bir misal vereyim uyanmasından. Kastım şu. Levent burada mı? Yok. Çok sorardı bunu. Aşkla şefkat arasındaki farkı sormuş, ben yoktum. Bu manada, bu mevzumuzla alakalı izah edeceğim Abdülkadir abi. Kusura bakmayın. Aşk seni karşılığına taşıyandır. Veya karşılığını sana taşıyandır. Eğer bu taşınan sende duruyorsa, beraberseniz bu aşktır. Bilgi ise taşınan şeyi, eşyayı taşıyan insana taşır ve kendi bütünlüğünden çıkarsa bu bilgidir. Şefkat ise hariçten gelenle uyanan değildir. Şefkat. Batındakileri uyandırmaktır. Batına dönmektir. Mesela şöyle şuradan ben size şey yapayım. Dışarıdan gelenle beslenen değildir şefkat. Dışarıdan gelenle beslenen hislerdir. Hisleriniz devamlı beslenir. Dışarıya bakıp dışarının uyarmasıyla ortaya çıkan değil, kendi kaynağına, derinliklerine gittiği zaman ortaya çıkan bir inkılaptır. Şefkatta sen ben yoktur. Aşkta var sen ben dururum. Şefkatta inkılap vardır. Yoktur. Benlik ve şey yoktur. Babanın çocuğuna karşı aşkıdır. Çocuğun annenin çocuğa karşı şefkattır. Çocuk annesi anne çocuğunu kendi parçası olarak, uzantısı olarak görür. Kendinden görmez. Baba bendendir bu çocuk der. Anne ise kendinden görmez. Benden oldu demez. Benim uzantım der. Kopmamış hala. Şöyle diyebilir miyiz? Birinde menfaat var, birinde menfaat yok. diyebiliriz. Yani bu taraftaki manasıyla diyebiliriz. Bu derinliklerde ne kadar ilişki ve münasebet kurulursa insan o kadar arka alemlere gizlenir. Mesela doğasında. Yani bak şu anda dinliyoruz veya ben tefekkür ediyorum. Gündüz kitap okuyorum. Bak buradayım. Bak buradayım. Meryem'deyim. Bu Meryem'dir. Unutmayın. Meryem. Meryem'e geliyor. Vahiy geliyor. Tefekkür. İsa değil. İsa'yı doğuracak. Buradan. İsa buradan doğar. Ruhul Kuddus. Cebrail. Geliyor. Dönüyor. Bak burada dururken dolaşıyoruz. Değil mi? Nerelere gidiliyor? İşte bu süreçte bilgiyi ahlaka dönüştürme oluyor. Yani alınan bilgi dimada, meyremde döllenir. Eğer dışarıya vurursan bilgi olur. Bakın bu bilgi Meryem'de batınlarına kendini döndürürse bu bilgiyi, batının derinliklerine uyandırırsan bu ahlak olur. Dışa vurursa huy olur. Bu bir enerjidir. Bu şey diyorlar buna felsefede, saf enerji. Kendinden kendini uyandırmak.
Bu sefer inandırırsan, dışarıya vurursan onu yıkarsın. Din ifadesiyle insibadır. Şu anda renklenmektir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sahabesi ne yaptı? Peygamber aleyhissalatü vesselam insiba yaptı, renklendirdi, boyadı. Sibgatullah, Allah'ın boyası. Boyuyor. Yani batında inkılap görmüş bir hal, dışarıya birbirimize yansırsa birbirimizi yıkarız. İsa aleyhisselam'dan bozuldu halde biraz kalmış. Vaftiz dedikleri şey, saf enerjiyle yıkama. Ama kalmamış o. Nerede o? Şimdi sevgili kardeşim, Peygamber aleyhisselatü vesselam kullandığı tabirler ahlaka dair. Niçin ben buna sürece girdim? Bakın, bu insan ta batının batınına, derinliklere kadar iniyor. Oradan haber veriyor. Nereden biliyoruz? Oraya müdahale ediyor dersiyle. Oraya müdahale ediyor terbiyesiyle. Oraya uyandırıyor haliyle. Orayı ikaz ediyor kelamiyle. Yani bilemez demek ki. Yani ben niçin aşağıya indim? Bundan. Allah Resulü oraya giriyor. Ben şimdi dimağınıza giriyorum. Meyrem. Şu anda ben İsa'yı doğuruyorum. Ama dirilirse ne ara? Çünkü kelam İsa karşı iki tarafı dirilten şey. Yani sembol olarak şey yapabilir. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam bir fenin esaslarını nasıl bilecek? Mesela basit bir örnek, yani rastladığımız bir şey. Mesela ne diyelim? Semayı diyor, ayette kendisi söylüyor. Sabit zannediyorsunuz. Oysa biz genişlendiriyoruz. Bir söz değil, basit bir söz gibi. Arkadaşım bu denemez. Bunu diğer zatın kültürüne, konumuna, bulunduğu coğrafyası ve tarihine bak. Bu diye denemez. Niçin desin? Şimdi ben de soruyorum, düşünün bir kafayı. Dinle ne alakası var yani? Semadan bahseden bir din niye semadan bahsetsin? Din, senin ne işin var semada? Yani bulunduğu konuma baksana, insanlar canlı canlı gömülüyor. Pazarda çılıp çıplak satılıyor, kadın erkek bakıyor, yapısını ona göre alıyor. Gel diyor, bir çaput veriyor, gidiyor, hadi gel bana. Böyle bir durumda senin ne işin var yıldızlarda? Bak şimdi basit bir şey. Yemeğe diyor, üfürerek yemeğiz. Basit bir kelam değil. Arkadaşım bir kere ağızdan çıkan bu gazın kimyasını bilmesi lazım. Bunu diyebilmesi için. Yemeğin kimyasını bilmesi lazım. Çıkanla yemek arasındaki münasebeti kimyasını bilecek. Ve o kimyada, o hadisede olan oluşumda insana ne kadar zarar olduğunu bilecek o kelamı söylesin. Denilemez yani. Olmaz. İşte bir fenin esaslarını, o fenin hayatına taalluk eden noktalarını bilmekle yerli yerine kullanmasına vakıf olduktan sonra davasını o esaslarına bina etmesi. Öyle hele ahlaki boyutta, hele ahlaki boyutta korkunç bir şey var yani. Bu nasıl yapacak? Mesela neyi kullanmış? İnsanları bir yere taşımak için kar kullanmadı. Cebir yapmadı. Zahir bir hakimiyeti yok. Sahte bir tahakkümle kısa bir zaman yapmamış bunu, korkutmamış. Efendim tehdit etmemiş. Büyük bir vaatlarda bulunmamış. Bak buraya gelirsen şunu vereceğiz diye. Hani var ya her Hristiyan'a şimdi kaydolursan $100 veriyorlar. Ama yurt dışında işçilerden para kesiyorlar. Tehditlerle, korkularla, hilelerle efkar ameyi başka bir mecraya çevirmek mümkün olur. Bak korkutarak, para ile, başka hilelerle, aldatma ile insanların fikirlerini yönlendirebilirsin. Böyleyken böyle yapabilirsin. Fakat tesiri cüzidir, saatidir, muhakkat olur. Uyanır.
Hani derler halk arasında hayvan terlidir. Hani yer ama bir damladı mı iyi bir tekme vurur yani. Zeki ile ahmak arasında fark var. Ahmak hemen anlar oyun ama. Ahmak, zeki ilk önce anlar. Ahmak en fazla 3-4 defa kandırırsın ama kanan ahmak zeki gibi seni bırakmaz. Zeki seni anlar çekip gider. Ahmak ise aldatılmanın bedelini çakar sana. Öyle gider. Muhakeme-i akliyi bir zamanda kapatabilirsin. Muhakeme-i akliyi. Yani tesir altına bırakabilirsin bir insanı. Yani coşturursun, bağırırsın, camide falan. Fakat çıkarken ayakkabımı neye bastın diye tokat vuruyor ve ona kaşe ediyor. Cemaat da oluyor biliyor musun? Bir coşturuyor. Belki öyle olabilir ama böyle değil, daim değil bu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle. Ama irşadı ile kalplerin derinliklerine kadar nüfus etmek, hissiyatın en incelerini heyecana getirmek, en incelerini, ta muhabbetini, lanet geldi herhalde, muhabbetini, aşkını, efendim, şefkatini daha ulvi derinliklerindekini uyandırıyor. Onu uyandırıyor. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam insanların muhabbetini uyandırdı. Muhabbet. Kainatın da bir sebebi, bir vücududur mu diyor. Kainatın bir sebebi vücududur. Ne? Muhabbet. Muhabbeti burada mesela bir tanesini kullanayım. Muhabbet. Bak, 24. sözde mi geçiyordu muhabbet? Kainatın bir sebebi vücududur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öyle insanın ruhunun derinliklerindeki muhabbeti uyandırmış ki, müminler arasındaki, kainat arasındaki o diyaloğu nasıl sağlamış? Bak, muhabbet, Allah'ın kendi zatına, kendiyle idrakinden doğmuş derini bir haldir. Yani, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam demiş ki, Ya Rabbi seni en iyi bilen sensin. Allah'ı en iyi bilen Allah'tır. Allah'tan Allah'a. Kendinden kendine bir şey var. Ona vücub deniliyor. Vücub. Vacib-i vücud değil. Bu kendinden kendine bilme halini insana sirayet ettirmiş. Şöyle diyeyim. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselam peygamberdir. Hiç kimse olmayacak daha. Şimdi bu zat kendisine has. Ben peygamberim. Anlayışından doğan ve ona has bir lezzet-i ruhaniyi düşünün. Peygamber olmanın bilincinde olmak, şuurunda olmak. Şimdi daha ileriye götürmek istiyorum. Vacib-i vücut denilen bir Allah var. Allah'ı en iyi bilen kim? Allah. Bak işte. Bir tefekkür. Rabbimizin bak şimdi 24. mektuba sığınarak söyleyeceğim bunu. Tabirinde aciz olduğumuz, mezun olmadığımız bir şey söyleyeceğim. Allah'ı en iyi bilen Allah'tır. Allah, Allah olduğunu biliyor. Bak, Allah, Allah olduğunu biliyor. Bu bilmekten hasıl olan ona has ve layık ve münasip İfadede mezun olmadığımız, ona has lezzet-i mukaddesesini düşünürüz. Allah, Allah'ın bilmesi. Tabirinde aciz olduğumuz, mezun olmadığımız, ona has ve hususi münasip olan, Allah, Allah olduğunu bilmekten hasıl olan ona has bir lezzet-i mukaddesesi. Bunu şeyde kullanabilirsiniz mesela şöyle. He? Haydi. Şimdi nurcuyuz. Müslümanız, tarikatçıyız, şuydu. Bir sürü vasıflarımız var, tanınma. Şimdi bir topluma gittiğimiz zaman kafirler var, ateistler var, şunlar. Orada kendine bu anlayış döndüğü zaman kendinden kendine ben buyum diye şey yapınca inan değişik bir tuhaf lezzet alıyorsun. Yurt dışında ben bunu yaşıyorum. Acıyorum onlara. Mesela bekliyorum, bakıyorum. Yani
Hristiyan, kafir, törenlerine katılıyorum. Her pazar gidiyorum kiliselerine mesela. Kiliselerine gidiyorum. Ay yapıyorlar. Ve acıyor. Onlar da çırpınıyor yani. Kurtuluş biliyor. Yani benden bana hasıl olan, benden bana aynadarlık ve zuhurat olan bilgi, anlayış, akıcılığım, Risale-i Nur bilmekten, Kur'an'ı bilmekten, hakikati fark etmekten hasıl olan ve bana has olan lezzet-i Rani, o Hristiyan bilebilir mi? Bilemez. Bilemez. Hissedemez. Zevk edemez. Batınlarında bunu tadamaz. Olamaz. Şimdi bu misali oraya taşıyor. İşte Allah'ın kendi zatına, kendiyle idrakinden doğmuş derini bir haldir. Tarif edilemez. Okurken aldığım nottur bu. Doğduğu yer, atladık ya ehadiyet. Doğduğu yer ehadiyet mertebesidir. Ben Allah'ım deyip gene kendisine döndüğün yer Allah ehadiyettir. Bu mertebe bizimle ne alakası var, oraya geleceğim. Bu mertebe zuhur mertebesi olmadığı için, zuhurat yok orada, zuhur mertebesi olmadığı için afaki değildir, enfusidir. Yani hariçte olmadığı için harice yönelemez. İşte bizdeki Cenab-ı Hakk'ın kendinden kendine olan o fuyuzatı, sırrı ehadiyeti bize koydu. Bize konulan, bizden bize olan, kendimden kendime olan fuyuzat ve zuhurat, fuyuzat ve zuhuratın adı dahilde muhabbettir. Eyleme dönüştüğü zaman birliğimizdir. Birliğimizi ortaya çıkartmaktır. Allah'ımız bir, Peygamberimiz bir, birliğimiz. Şimdi aşk ise, sana dönüyorum, aşk ise seni ona, onu sana taşıyan bir vakitedir. Ama benlikleri yok eden değildir. Benliğini koruyandır. Şefkat ise bu halin kendinden kendine o muhabbetin ruhsal, ta ruhun derinliklerine kadar hakikati hissedip inkişaf ve inkılap etmek. Yok artık. Ne sen varsa ne o var. Bu da şefkattır. Çok doğru. Çünkü şefkat karşılık istemiyor. Evet. Aşk ise karşılık istiyor. Çünkü şefkat hariçten tahrik olan şey değildir. Evet. Doğansının içinde, fıtratında bulunandır. Aynı yerde olan gibi. Evet. İnkişaf etmez, ancak engellenebilir harici olaylar. Doğasında vardır o. Bir adama eğiterek annelik şefkatini yaptıramazsın. Annelik eylemini yaptırabilirsin, fiil. Altını değiştirebilirsin. Ama onu şey yapma. Gel kardeşim, buraya otur. Gel gel otur. Yok. Şimdi aleyhisselatü vesselam. Niye anlatıyorsun aslan bunları ya? Ne alakası var bu cumartesi dersinde? Bu ve daha ifade şu anda zemini müsait değil. Bunları uyandırmış Resulullah orayı. Oraları uyandırmış. Öyle diyor. Korkularla yapmamış. Hilelerle yapmamış. Tehdit yapmamış. Saltanat vaat etmemiş. Muhakemeyi az bir zamanda kapatabilir ama irşadıyla kalplerin derinliklerine kadar nüfus etmek, hissiyatın en incelerini heyecana getirmek, istidatlarını inkişafına yol açmak, bu yapmış ha? Şimdi de yapıyor. Sendeki güzellikler neredendir? 1400 sene önceki nurun sana yansıması ve sende tezahür etmesidir. Bir insan iyi bir insan diyoruz değil mi toplumda? Esnafsınız, işçisiniz vesairesiniz, talebesiniz. Peki bir insana iyi diyoruz, hoş bir insan. Peki nesini diyorsunuz? Bir bakın bakalım onun davranışına, ahlakına kimden gelmiş? Demek ki hala Muhammed'i yaşıyorlar. Yunanlılar öyle diyor. Muhammedi bunlar. Türklere Muhammedi diyorlar. Muhammedi ahlak. Muhammed. Sendeki o güzellik mesela, hayır diyorsun zine. Hayır diyorsun kul hakkına. Peki doğandan mı? Sen mi kendi buldun bunu? Haberin yok, onu yaşıyorsun.
Onu yaşıyorsun. Onu yaşıyorsun, onu. Onun ahlakıdır. Bir dakika, neyi? Ya Ayşe, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı nasıldı sorulduğu zaman, siz Kur'an okumaz mısınız? Hulukul Kur'an. Kur'an'ın ahlak. O zaman Kur'an'ın ahlakını yaşamak, Muhammed'i yaşamaktır. Onun ahlakı, Kur'an ahlakı, Kur'an ahlakı onun ahlakıdır. Senin ahlakın da onun ahlakıdır. O zaman kendi kapasitene göre, aynı damına göre Muhammed'i ifade ediyorsun. Muhammed'i ilk koymuyorum kardeşim Aleyhisselam demiyorum. Apostof koyuyorum. Muhammed'i. Ona ait bir ahlak. Muhammed'i değil. Muhammed değil. Muhammed'i. Kur'an'ı yani. İşte bizde tezahür eden de odur. Yani tarihin derinliklerinde arama. Sende zaten var. Sende uyarmış. İstidatların inkişafına yol açmak, ahlak-ı âliyi tesis, alçak huyları imha ve izale etmek. Ne kadar pis huyları yok etmiş. Ne acil bir şey ya, ne fedakarlıkları yaptırmış. Şimdi baba çocuğuna diyor ki, oğlum kızım bir süver. Ne var şimdi olmaz. Kardeşim kardeşim ver diyor. Anne babam su istiyor. Ulan sana söyledim lan. Ya oğluna bir su getirtemiyorsun ya. Peki peygamber ne yaptırmış sahabesine? Sünni mi yaptı oğlum? Vefatından sonra da yaptılar. Demek ki ruhuna mal olmuş. Canını vermediler mi onun adına? Kulunu verdi. Ona zarar gelmesi kol koptu. Bunu koydu. Ayağını şey yaptı. Hangi sahabeydi? Musa ibn Ümeyye. He? Peki buna bunu yaptıran neydi ya? Eksik miydi haşa? Nasıl yapmış değil mi? Bunu nasıl bu hale getiriyor? Nasıl terbiye etmiş? Ya olmuş, seni hala etmiş. Bak sana hala tesir var yani. 1400 sene geçmiş hala sana tesir var. Sonra ne yapmış? Cevher insaniyetten perdeyi kaldırıp hakikati teşhir etmek. Allah Allah. Ne yaptı Kadir abi, sana bakıyor bu cümle. Bir daha okuyayım abi. Cevher insaniyetten, cevher insaniyetten perdeyi kaldırıp hakikati teşhir etmek. Hazreti Ali onun şeydi ya, kapısı, şehrin kapısı. Hakikat diyor ki, kim din olmasa nereden bileceğiz? Sen diyor kainatın çekirdeğisin. Kainatın çekirdeğisin. Düşün. Şimdi kainatın hakikatını, hakikat bak Cenab-ı Hak, hakikatını alemine taşıyorsun. Aleminde inkişaf oluyor, kainat kadar büyüyorsun. O zaman kalbin ve ruhun daire hayatına giriyorsun. Oluyorsun, kainat gibi bir manevi vücudun oluyor. Kainat kadar bir vücudun oluyor. Şuraya bak. Ya bu din denmese ne olacaktı? Yeme, içme. Şu an Afrika'daki gibi, Avrupa'daki gibi. Yeme, içme, üremekten ibaret bir mahluk. Nerede? Kainatın hakikati nerede? Yani en azından bunu uyandırmış bize. Diyor ki bak sen böyle bir cevher var sende. Sen böyle bir donanıma sahipsin. Bu büyük servet değil mi? Bu büyük nimet değil mi? Devlet değil mi bu? Sen böyle değilsin, anladığın gibi değilsin. Kularsay kainatsın, cemül cemsin, cemül ezdatsın, haritasın sen, çekirdeksin sen. Yani nerede seni çıkarttı, çöplükten çıkarıp bir kral yaptı yani. Kaldırıp hakikati teşhir etmek, hürriyeti kelama serbestiyet vermek, ancak şuayi hakikattan müktebes harikulade bir mucizedir. Evet, asıl saadetten evvelki zamanlarda kalp katılığı ve merhametsizlik öyle bir halde bali olmuştu ki, onu bir ifade ediyor. Asıl saadetten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gelmeden önceki hali şu kelamla ifade ediyor. Gerisini doldurun boşluğu. Kocaya kızlarını, kız çocuklarını vermekten ar ederek kızlarını diri diri toprağa gömerler. Ne yaparlardı? Diri diri.
Bana öldürün de kafasına bir sopa vurun, öldürün de ondan sonra gömün. Peki, kızım diyor, şu kuyuya bak nasıl, ne var içinde diyor, daha önce kazmış. Tam bakarken tekme vuruyor. Şimdi lütfen olayı anlamayı değil de yaşamaya çalış. Sen babasın. Şimdi onu yaşayabilir misin ruhunda? Babasın baba. Baba olanlara sesleniyorum. Baba olanlara sesleniyorum. Kızına tekmeyi vurabilir misin? Vurulabiliyor. Eylemden lütfen sıyrıl. O eylemi yapabilen, yaptırabilen ruhu düşün. Nasıl bir ruh? Bunu sahabe yapıyor, bu ruhu. Bu ruh sahabe olur mu? Peygamberlerden sonra insanlığın en yüksekleri. Sonra aşağıdan bağırıyor, baba diyor. Baba kurtar diyor, imdat istediği yer gömüyor. Baba çıkart diyor, çıkartacak kişi gömüyor. Ve kılı da gık etmiyor. Fiile takılmayın lütfen. Bunu yapabilen ruhu biraz ruhlanmak lazım. Bu ruhu hissetmek lazım. Nasıl bir ruh? Nasıl bir ruh? Bunu rahat yapıyor. Bunu arkadaş kaldıracaksın, bu insanı alacaksın. İnsanlığın en merhametlisini yapacaksın. Karıncaya ayak bastırmayacaksın. Yani bu orduya, Mekke'yi fethine gidiyor, ordunun yönünü değiştiriyor. Başta Ömer, Hazreti Ömer, ya Resulallah yön mü değişti, fethiye gidiyor? Yok diyor. Ya Ömer, Cebrail geldi diyor, İslam ordusu Mekke'nin fethine gidiyor. Bunu da yaşamanızı istiyorum, şimdi güncel yaşayacaksınız. İslam ordusu Mekke'nin fethine gidiyor. Diyor ki, yolun üzerinde bir dişi köpek yavrusunu emziriyor. Cenab-ı Hak beni gönderdi Muhammed'e, söyle, ordun o köpeği rahatsız etmesin. Onun için ordunun yönünü değiştiriyor. Şimdi Amerika'nın ve Avrupa'nın demokrasi ve insanlık adına işlediği cinayetleri hayal edin. Peki Allah Resulüne verdiği ahlak nedir? Yani tamam, eyleme dönüşelim. Esirlerime nasıl davranıyor? Diyor ki, yediğinizde yediriniz. Giydiğinizde giydiriniz. He hocam, Adem hocam nerede? Bir yerde görmüştüm. Evet, doğru. Aynı öyle mi diyor? Esirlerine. Beni vurmaya çalışan adam, hayal et, savaşta savaştık. Ben öldürmeseydim, o beni öldürecekti. Ama ölmedik, aldım esiri. O beni ne yapacaktı? İnanıyorum bir kesecekti. Allah Resulü bana diyor ki, şimdi başımda birisi var. Çarpıştık, yatırdım onu, bağladım onu. Diyor ki Resulullah bana, buyur ya Resulullah. Yediğinden yedir, giydiğinden giydir. Ha, bu gömleği verecek. Buna ben kardeşime veremiyorum bunu. Nasıl vereceğim ben ona kafire? Ben veririm, neyi verirsiniz? Dershaneye atılan buzdolaplarını, fırınları getirmiyor musunuz? Atılan, hurdaya gidecekleri. He? Çünkü yenisini gördük, buzdolabını, makineyi. Bunlar da sanki hurdacı dükkanı. Seyretmenizi istiyorum, kendinizi fiillerin içinde. Kendinizi seyredeceksiniz. Kendinizi seyredeceksiniz. Her şeyini vermiş, biz din adına bir 10 dakika kitap okumaya veremiyoruz. Ama Allah'a hamdolsun, hayatımızdan, cemiyetten koparıp da buraya kadar geldik. Hepten de yapmıyorum sizi. Ama biraz da uyanmak lazım. Ben de demesem hepten durumumuz da iyi olmayacak yani. Bir tanesi İsmail, bağışlayarak şunu söylemek de ya. Bir yere gittim. Abi ya, bir dakika dur ya. Fazla değil, yakında. Dersi bitirdim, çıkıyorum. Yani kimse de, tamam ne dedim. Ya bilgisayar var, dershanede kullansanız getirsin. Anladım tabii. Dedim, hurdalığa mı gidecek yoksa şey mi dedim.
Yok abi yok dedi. Çocuk oyun oynuyor da dedi. Oyun oynayacak kapasitesi yok. Ondan daha iyi aldık da dedi bunu oraya hocam. Çocuğun oyun oynamasını razı oluyor. Kendi davasına ve maneviyatına hizmet edilen bir kaynağa davranışına bak. Ve bu davranışın arkasındaki ruhu da seyret. Allah Resulü'nü de seyret. Hep oraya gidiyoruz da biraz da terbiye yönlendirelim kendimize. Terbiyeyi yönlendirelim. Biz de kendimizi sütten çıkmış kaşık gibi tahayyül etmeyelim. Lütfen. Olduk nurcu, olduk Müslüman, doğru cennete. Öyle bir şey yok kardeşim. Geçmiş ümmetinin çektiği kadar çekmedikçe öyle cennet yok. haftada bir gün derse gideceğim. İşte din mi varmış, İslamiyet mi varmış, dava mı varmış, yapmak mı gerekiyormuş, vermek mi gerekiyormuş, sahip çıkmak mı gerekiyormuş, omuz vermek mi gerekiyormuş? Aa yapanlar birisi. Tabii birileri de alır ahirette sabır. Sebabını da alır. Kardeş sıyrılacağız. Peygamber aleyhissalatü vesselam madem örnek bize çıkartılmış, örnek bir insan, Allah öyle diyor bize, beni seviyorsunuz, onu rehber ediniz, onu taklit ediniz. Bak kocayı vermekten gene dönelim bu tarafa. Kocayı vermekten ağır ederek kızlarını öldürerek toprağa gömerlerdi. Doğru mu? Neresi gömerlermiş? Ya bu kadar zulüm olur mu? Bana öldürün lan. Kılıçla kafasını kes, torbaya koy. Uyurken çocuk tak kafasını kes. Ama tuhaf tuhaf. Ya düşünebiliyor musun? Bunu yapmış işte. Asıl saadette İslamiyet'in doğurduğu merhamet. Bir de korkuyor değil mi? Şöyle yapar böyle yapar şeriat gelse. Ulan zaten şeriat yokken sizin ceddiniz vardı bunu yapıyordu. Yani onlar tuhaf kimler yapıyordu biliyor musun? Ergenekoncuların babaları yapıyordu onları. Şimdi de asit kuyusuna canlı canlı adam atanın dedesi kuyu atması normal değil mi? O zaman asit yoktu kuyu vardı. Biraz kalmış. Aynı şey değil mi? Canlı canlı adamı hasret kuyusuna atıyor. Niye benim gibi düşünmüyorsun? Bir Müslüman yapabilir mi? Müslüman olur mu? Allah Resulü diyor ki sen esirine yediğini yedireceksin. Allah Allah. Bir başka yeri safhası, üç kişi okuma yazma öğretirse serbest bırakın. İlme verdiği değere bak. Şimdi beyin yıkıyor diyor şimdi. İlme verdiği değeri bakın ya. Üç kişi öğret okuma yazmayı tamam serbest. Bakın İslamiyet'in doğurduğu merhamet, şefkat, insaniyet sayesinde evvelce kızlarını gömerlerken müteessir olmayan ruhlar İslamiyet dairesine girdikten sonra karıncaya bile ayak basmaz oldular. Bediüzzaman Hazretleri Resulullah'ın talebesi. Müslüm hepimiz öyleydi. Talebesi hapishane ya. İslam adına hapishaneye girmiş. Hikaye değil bu ha. Hapishaneye girmiş. Talebesi çamaşır asacak. Nerede? Komşudaki ipe. Ustad görmüşsün ama kardeşi oraya asmadırmış. Başka bir yerim. Niye ustadık? Orada sinekler duruyor. Onu rahatsız etme. Talebesi demiş ki onlar başka yer bulsunlar demiş. Rahatsız etme. Nereye asacağız ustadım demiş. Bekle onlar uçacağız asacağız. Kuşçuklar mı? Peki bu ahlakı kim vermiş? İslam. Sonra ustadın girdiği hapishanede komşudan bir katil varmış. Üç tane katil mi? Yedi tane mi öldürmüş? Yedi kişi değil mi? Öyle kalmış kafamda. O adam haber gönderiyor. Nurcu olduktan sonra ustada Bediüzzaman'a söyleyin diyor. Tahta kurular sahibi öldürebilir mi? Ola adam öldürürken sormadığında tahta kurusunda soruyorsun. Şimdi bu iki leva görebiliyor musunuz? Yedi tane adam öldürmüş, acaba caiz midir sormuyor. Tahta kurusunu öldürebilir mi? O zaman Nurcu değildir o zaman, şimdi dayan olunca. Ama Said Hoca değil mi? Yani şu olayda, olaydan çıkın. Olay pakettir, kelimedir, aynadır. Onlar ruhu seyredin ya, ben onun için duruyorum ben konuşmak. Derslerimde eylemden ruhu seyretmek. Veya eylemden ruhtan kaynaklanan ruhu hali anlamak. Şimdi bakın, karıncaya basit bir söz. Ustadın tahta kurusunu öldürebilir miyim? La ilahe illallah. Kim soruyor bunu?
camiye. Onun yanına niye koydular Bediüzzaman'ı? Öldürsün bunu diye. O kendisi söylüyor. Yani o zalim Bediüzzaman'ı ve talebesini öldürsün diye koydular. Onun yanına istah etsin diye değil ki. Kendisi söylüyor. Ben seni öldürmek için koyup yanıma getirdiler diyor. İslamiyet dairesine girdikten sonra karıncaya bile ayak basmaz oldular. Acaba böyle ruhi, kalbi, vicdanı bir inkılap hiçbir kanuna tatbik edilebilir mi? Nasıl bir şey? Öğretmemiş arkadaşım, öğretmemiş. Ruhunda uyandırmış. Öğrenilen bir şey fiile tezahür etmez. Hani hocadır, alimdir vesaire vasıf ve sıfatı var, devdir. Ama yanlış çocuk bile yapmaz. Hepimizde oluyor, biz de düşebiliyoruz. Arkadaşlar, bilmek yapmak değildir. Üç kategori bilmek lazım. Bu sorumuzun cevabı burada. Ya bu adam çok iyi biliyor da bu niye bunu yaptı bak. Bilmek, hissetmek, zevk etmek, mahsetmek, eylem. İnsanı eyleme getiren diyor Hutbe-i Şami 77. sayfada fikir değildir. Dima değildir. Ama bu burayı tetikleyebilir. Fiile geçen, geçmesine sebep histir. His varsa fiil var. Örneğin. Adam namaz kılmanın farz olduğunu biliyor. Kısmen de okumuş. Ama namaz kılmıyor. Demek ki bilgi yapmak olsaydı namaz kılardı. Ama dağdaki ninelerimiz bu yok. Kafa yok. Bilgi yok. Doğru dürüst Fatiha okumaz. Ben mesela Ökka'da kişilere öğrettim ki inanın bana Allah şahidimdir. Yalan Allah şahit olsa kafir olur. Kaç kişi dedim bilmiyorum. İşte abim, kardeşim ya babaannem işte halam vesaire şunu dedim. Üç defa besmele çek namaz kıl. Namaz olur mu hoca ya? Acaba bana teşvik için mi söylüyorsun? Yok dedim. Vallahi teşvik için demiyorum. Nasıl? Allahu Ekber. Ne diyeyim? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allah'a bilir. Subhane Rabbiyel Ala ve Azim zaten hiç diyemez. Ne diyeyim? Allah de. Allah, Allah, Allah. Ne dedi biliyor musun? Bak bunun hürmetini söylüyor. Hoca unuturum onu da bilemem. Şu kağıdı getir. Kızım getirir misin kağıdı? Hoca yazsın onu. Ne diyecekmişim? Ne diyecekmişim? Üç defa şunu Bismillah diyeceksin. Yaz hoca oraya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah mi diyeyim? Bismillahirrahmanirrahim. Diyebilir misin Rahmanirrahim? Derim derim hocam. Peki unutursan dedim şöyle. Bir yüksek masa koy dedim buraya. Hanbeli mezhebinde var. Böyle buraya koy. Unutursan şuraya bir kağıt koyuyor yüksek masa. Böyle bakarsın. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahu Ekber. Aşağıda şey yapınca böyle bakarsın. Subhanı. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ya. Elhamdülillah. Bu hale nasıl getirmiş? İki, fıtrat-ı beşeriyenin iktizasındandır ki adi bir insan da olsa, hatta çocuk da olsa, hatta küçük bir kavim içinde de bulunsa, pek kıymetsiz bir dava hususunda cumhura, millete, topluma muhalefet edip yalan söylemeye cesaret edemez. Bir okuyorum. Fıtrat-ı beşeriyeni yaratılışta vardır ki adi bir insan da olsa sıradan, hatta çocuk da olsa küçük bir toplum içinde, mesela şunun sizin içinizde sizin iyi bildiğiniz bir şey hakkında ben yalan desem bunu nasıl derim ya burada? Utanır da insan. Değil mi? Utanmasa bile her halin gösterir kendisini. Bunu alır mısınız ikide bir arıyor? Bunu rahatsız etmesiniz. Alın. Acaba pek büyük bir haysiyet sahibi alim işimin bir davada pek inatlı ve kesetli bir kavim içinde acaba bir de okuyorum pek büyük bir haysiyet sahibi yani küçük bir adam, küçük bir cemaat içinde küçük bir yalanı rahatça diyemez.
mutlaka bir şey yapar yani. Ya mesela nasıl olur? Yalan söyleyenler gözleri oynar, hareketleri oynar, kaşınmaya başlar, gözlüğüyle oynar, tamam mı? Gözüne bakamaz, gözüne bakabiliyorsa gözüne baka baka yalan söylüyor. Çok usta yalan çıkıyorum ama. Çocuksa elini arkaya götür, kadınsa kıpır kıpır oynamaya başlar. Beden yani, beden dili susturamazsın. Yalan konuşursun ama bedenini durduramazsın. Acaba pek büyük bir haysiyet sahibi, alem şunun bir davada, pek inatlı ve kesitli bir kavim içinde, ümmi yani okur yazar sınıfından olmadığı halde, aklın tek başına idrakten aciz olduğu bazı şeylerden bahsedip, kemali ciddiyetle aleme neşve ilan etmesi, onun sıdkına delil olduğu gibi, o meselenin Allah'tan olduğuna da bir burhan olmaz mı? Anladık mı? Bir de okuyayım. Ümmi bir zat, okuma yazma sınıfından olmadığı halde. Ben o, öyle hatırlıyorum Adem Hocam. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam beraber okumuştuk. Zamanında 7 kişi okuma yazması varmış o tarih. 7 kişi. 7 tane. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam okuma yazma sınıfından olmadığı halde aklın tek başına idrakten aciz olduğu. Mesela adam şimdi ilahiyat mezunu, profesör. Bak şimdi. Profesör, yani okumuş, dünyevi kültür var ve var olan şeriatı, dini, Kur'an'ı, hadisi, dili şer'i incelemiş, kitap yazmış. Hangi sahaya bakıyor? Fıkıhsa fıkıhçılara, tefsirse tefsircilere, akaitse vesaire. Ve ondan sonra belirli bir zaman ancak onun kitabı canlı olur. Bakın, varlığın üzerinde adam yürüyor, profesör, bir kitap yazıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yok bir şey, yok. Yoku vücuda getirecek. Ve en mükemmel olacak. Düşünebiliyor musun? Bak mesela bundan daha iyi kitap olabilir. Usta diyor ki 100 sene sonra daha mı olursa bu müceddittik kalkar, öteki müceddittik gelir. Hani var ya bazıları tevcid pilavı gibi, sanki Kur'an gibi İmam-ı Rabbani'nin, İmam-ı Gazali'nin, şunun bunun kitaplarını hala bu asırda esas alıyor. Oysa bazı kardeşlerim belki kişi yapacak ama kardeşim, bu Kur'an gibi her asla bakan değil ki, edile-i şeriyenin içinde değil ki, asıl müceddidin kitapları o asla aittir. Asıl müceddidin, bak o asrın kitabıdır. Müceddit nedir biliyor musunuz? Üçü, üç sacaya bir araya getirir. Kur'an-ı Kerim, cemiyet, alim. Cemiyete bakar, ne hastalıkları var? Onu tespit eder. Kur'an'ın buna ait dersleri. Kur'an'ın her asla dersleri yok mu? Hasretin o asla dersi var. Hani bir ameli bir İmam Azam'ın işlerdi gibi değil. Yani ahlaki bir tefsir. Ahlaki bir kitap. Ben şimdi şöyle misal. Kime hitap ediyorum şimdi? Size hitap ediyorum. Şimdi ben size hitap ederken sizi hiç kale almadan gelecek insanlara ders yapabilir miyim? Böyle bir ders olur mu? Kardeşim, İmam-ı Rabbani'lerin, Gazali'ler bizim başımızın tacıdır. Ama o asrın eserleri bu asırdaki insanlara getirmek, bu asrın insanlarını 300 sene geriye götürmektir. Çünkü o zat karşıya hitap ediyor. Karşıya hitap ediyor. Kur'an'dan alıyorlar ilhamı. Efendim ama bu zatın kitabı her asra bakar. Hayır, her asra baksaydı Cenab-ı Hak her asırda bir müceddit göndermezdi. 100 senede bir müceddit göndermezdi. 100 senede bir müceddit gönderiyor mu? Gönderiyor. Tamam, o zaman o müceddidin hedefi budur. Ne geçmiştir ne gelecektir. Bir şey anlatmak için söylüyorum. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir var olan çizgiden, yolda greder vurmuyor, beton atmıyor, yeni yolu genişletmiyor. Yeniden yol yapıyor. Yoktan varlığa bir çıkış var ya. Bir profesör Kur'an'ı alıyor. Kur'an üzerine çalışıyor. Bir profesör hadis üzerine çalışıyor. Var yani, var üzerine çalışıyor. Bu insan ise kafilede çalışan, Hatice-i Kübra radıyallahu anh'ın kafilesine çalışan bir insan.
Hiç böyle bir davası yok, böyle bir belirtisi yok 40 yaşında. Tak 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 şeyler zikrediyor, ayet oluyor. Böyle bir şey olur mu ya? Mukayese etmenizi istiyorum bir profesör, vardan gidiyor. Hatta hayalen o odaya gidin diyor ya, vazifesinden. O ayet işini görmek isterseniz diye. O mevcut cemiyet mevcut bir şekilde, oradaki yapmak lazım. Cemiyet. Kıyas. Mesela bir alim, onun için dedim yani, herhangi yanlış anlaşılmasın. Yani bir alim, alim dahi olsa asrın alimidir. Her asra mal edersen haşa, ona hepten kutsiyet veriyorsun, peygamberlik yapıyorsun. Peygamber bile ayet ve hadisini her asrın ifadesine, idrakine, anlayışına, ferasetine vesairesine hitap edecek. Allah adam gönderiyor, alim gönderiyor. Eğer senin öne çıkarttığın, ısrar ettiğin bir insan devamlı o asrı, her asra baksaydı, Allah üç senede bir göndermezdi. Bir tane gönderirdi mücedid, her asra hitap ederdi. Değil yani. De biraz muhakemeli olmak lazım. Biz görücüyüz. Eğer bundan sonra 200-300 sene, 200 senede dünyanın ömrü varsa, Risale-i Nur her asra hitap eder. Hayır arkadaşım. Risale-i Nur her asra hitap etmez kardeşim. Bunu mu asra hitap eder? Müceddit. Müceddit budur. Tutup da bir toa geçmişi de bakar, 500 sene sonra da bu bakacak, 200 sene sonra da bu bakacak. Böyle yapma kardeşim. Muhabbet kusur görmez ya. Biraz akaidi, usulü, dengeleri bozuyorsun. Her asra bakan Kur'an'dır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifleridir. Ondan sonra icmadır, kıyastır. Bunlar da asrın imamlarıdır. Bulunduğu asırdadır. Yaptığı derste karşısındadır. Muhatabı odur. İmam-ı Gazalilerin, Rabbanilerin muhatabı ben değilim. O asırdaki cemaatidir. Kur'an'dan almıştır. Ona ne lazımsa vermiştir. Çocuğa ne lazım? Mama. Pirzola çok iyidir. Öldürür kardeşim. Pirzola bana iyidir. Bebeği değil. Bu doktor olacak diye çocuğa, çok üzerine durdum ama, çocuk doktor olacak diye ilkokul çocuğuna tıp kitabı okutulmaz. Onun zamanı vardır. İlkokul bitirsin, ortaokul bitirsin, lise bitirsin, üniversite bitirsin, ondan sonra. Dönem dönemdir. Muhabbet bize yanlış yaptırmaz. Muhabbet bize ilim öğrenmeye mani olmasın. Cemaat bizi düşman imal etmesin. Biz denilerek karşıki tarafı düşman göstermesin. Ya, bizim bir düşmanımız var. Küfür. Onun ifade eden temsilcileri var. İsrail, Rus, Amerika. Yani Kur'an'ın, İslam'ın düşmanları düşmanımızdır. Diğerleri kardeşimizdir. Evet. Burada duralım. وَاَخِرْ دَوَارُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Mevzuyla alakalı soru soran var mı? Belki şu meseleyi keşke ben sorsaydım. Şöyle bir soru soruyorlar. Madem yani rezonansları diyorsunuz ki son asrın müceddi. 1876'da doğdu. 1960'da vefat etti. 100 sene doldu. Şimdi diyorlar 150 sene gidiyoruz. Kıyametin insan korkusu da belli değil. Mugayyavet tamamse. Tamam. Sizin diyorlar şey, davranın delil nedir? Yani son müceddi diyorsunuz diye bir soru var şimdi. Evet. Şimdi ortaya konuldu, kendileri onu ifade eder, mücedid ortaya koyduklarıdır. Çünkü mücedidlerin efsafı Mehdi Ali Resul'dur. Mehdi değiller, Mehdi talebeleridir. Eser verilir. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin, Mevlana Halid-i Bağdadi'nin vesaire. Bunlar kendileri müceddit değil, eserleri müceddittir. Kendileri kaynak olanlar da gafsiyet ve ferdiyettir. O dönemde yok. Yani diğerlerinden ayıran, ilk önce temelden gidiyorum, kutuplardan, büyük zatlardan, tarikat şeyhlerinden asfiyayı ayıran en büyük vasıfları eserleridir. Öteki mesela İmam-ı Gelali ve Bahattin Şah-ı Nakşibendi Hazretleri'nin şey ise, eseri değil, ancak terbiye metodudur. Biz iyi biliyoruz ki Geylani Hazretleri bizden 800 sene önce yaşamış. Bahattin Şah-ı Nakşibendi Hazretleri ondan 100 sene sonra, bize 700 sene. Onların bir, niçin şu anda geçiyor? Yani bir eseri yok. Müceddidin yeni bir eseri olacak. Hani Mehmet Akif'in dediği gibi
Kur'an'dan almalıyız ilhamı, aslın idrakine sunmalıyız Kur'an'a diyor, değil mi? Şimdi eser olacak. Yani eser, irsal edilmiş, rusul edilmiş. Peki bu zatların, bu eserlerin en büyük meziyeti nedir? Fatiha'dan girip Nas'tan çıkmazlar. Çünkü tefsir iki kısımdır. Dirayet tefsiri, bir de rivayet tefsiri. Rivayet tefsiri Elhamdülillah Rabbil Aleminden alır, Nas suresinden çıkar. Ama büyük zatların ki İmam-ı Rabbani'nin metubatına bakın, böyle Fatiha'dan girmekte Nas'tan çıkmak yoktur. İmam-ı Gazali'nin As-ı Mücedi denir, yani Bediüzzaman'ı almıyorum öyle. Ta ki herkesçe malum olan ve musaddak olmuş iki zatı örnek alıyor. İmam-ı Gazali bir metubatı, bakın Fatiha'dan girip Nas'tan çıkmamıştır. Bu tefsir anlayışı, bilgisi bilmeyen şey yapar. Aslında imamlarında böyle, ya niye hani bir tefsir değil, bilmiyor. Tefsir kaça ayrılıyor? Bilmiyor. Bilmediğini de bilmiyor. Bunun tedavisi yok, zor. Çünkü uyanı uyandırırsınız da, uyanık olduğu halde uyku numarası yapan uyandıramazsınız. Hey! Uyandıramaz. Adam zaten uyanık ama uyku numarası yapıyor. Onu uyandıramaz. Ona cehri mürekkep deniliyor. Şimdi ama dirayet tefsiri ise Kur'an, cemiyet, hastalıkları tespit eder veya Allah ilham eder, yaz der, yazar. Bu dirayet tefsiri. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri'ne 1926 vazife başı eser. Eski Said'i zaten tahsiye ediyor mesela. Hutbe-i Şamil, şunları bunları, Ruhuzatları, Tuluhatları tahsiye ediyor. Ama vazife 26, 1926'da alınmış. Eser yazmış. Ortaya konmuş. Benim değil diyor. Asın ihtiyaçlarına cevap veriyor. Asın ihtiyaçlarına cevap veriyor. O müceddidlerin eseri böyle olacak. Yani asıl ihtiyaçlarına cevap verecek. Peki asıl tanıyor muyuz? Risale-i Nur'a niçin değer veremiyoruz? Cemiyeti tanımıyoruz. Cemiyeti tanıdıkça Risale-i Nur'a emniyet verebiliyoruz. Mesela bir misal vereyim. Benim diyen baş ağrısına çare gibi zannedilen o hoca ve alim dediğimiz hatta hala deccal bekliyor. Şimdi bu adamın Bediüzzaman'ı reddetmesi, Risale-i Müceddittir değildir demesi normaldir. Niye normaldir biliyor musunuz? İşaret-i Licaz'da 168'de şöyle diyor. Kainatı görüp de, la teşbih ve la tefsil olsun bu. Kainatın sanatını gözüyle, kulağıyla, eliyle, diliyle görecek sanat ilahi. Allah'ı inkar ediyorsa, lafız olarak Kur'an'ı inkar etmesi normaldir. Şimdi aslı tanımıyor, hala deccal bekleyen Risale-i Nur'a değer verebilir mi? Bilemez. Tanımıyor. Hani mektubatın sonunda geçiyor. Risale-i Nur'un diyor, bu kadar şey diyor, mübalağa tarzında şey yapıyorsunuz, anlatıyorsunuz da bunun ehemmiyeti nereden geliyor diyor. Diyor ki, bu kadar kıymetler, sayfa 466, bu kadar kıymetli kitaplar içerisinde Risale-i Nur, Kur'an'ın işaretine ve iltifatına ve Hazreti İmam Ali radıyallahu anh'ın takdir ve tahsiline, Gavs-ı Azam Kudüs'e sürüyor, teveccüh ve tebşirine vecih ihtisası nedir? O iki zatın kerametle Risale-i Nur'a bu kadar kıymet ve ehemmiyet vermesinin hikmeti nedir diye anlatıyor. Risale-i Nur'un diyor, ehemmiyetini şöyle cümleyle ifade ediyor komple burası. Risale-i Nur'a verilen ehemmiyet dahi zamanın ehemmiyetinden ve hem bu asrın şeriat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve Şair-i Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'a ettiği tahribat dehşetinden hem bu ahir zamanın fitnesinden eski zamandan beri bütün ümmet istiaze etmesi cihetinden diye devam ediyor. Yani Risale'nin kıymeti asırdan geliyor. Ama al bunu geri aynı zamanda götür. Usta da öyle diyor. Ben onun zamanında olsaydım öyle hareket ederdim. Çünkü o ihtiyaç var. Geylani Hazretleri bu zamanda olsaydı bunlar gibi hareket ederdi. Niye? Niye mi? Bak
Ben yaşıyorum. Yaşadığımı söylüyorum. Çok azdır. Hocam, buyur kardeşim. Abdesti farzı kaçtır? 4. Niye 3 değil de 6 değil? Soranı pek rastlamıyorum. Rastlamadım. Ancak mumcular soruyor. Abi dedi, yani bu hikmeti nedir falan 4. Ne soruyorlar bana? Yurt dışı ve burada. Allah'ı kim yarattı? Allah var. Gidip de gelen mi var? Öyle değil mi? Bunlara rastlamıyor musunuz piyasada? Peki ne diyelim? Sus kafir seni be! Zındık! Allah şu tesbih 500 defa da aynı ayı var çık. Hafi bir zikir var veya cehri yap. Çare nedir? Ya diyeceksin ki sus lan! Git! Ama toplumun içine sordu. Ne olacak şimdi? Bu kadar kalpler yaralandı. Allah kim yarattı abi diyor. Veya hocam diyor. O da kürsü can ya. Amraya da koyuyor. Peygamber Aleyhisselam'ın için çok önemli diyor. Veya işte gidip de gelen mi var diye soruyorlar. Çünkü benim adetimdir. Soruyorum. Var mı ihtiyacınız? Soracağınız var mı diye soruyorum. Çünkü mesele biliyorum. Ondan kaynaklanıyor. Ben bunları okumasam sorun arkadaşlar nasıl diyeceğim? Şimdi ne anlatmaya çalıştım? Soruyu soranlara bakarak asıl tanımaya çalışın. Hocam Allah'ı kim yarattı? Soruyorum. İmam-ı Rabbani'ye gitmişler Hindistan'da talebesi okudum. Aynı şu soruyu soruyor. Tanıyın cemiyeti. Efendim cennetin 4. tabakasının şartları nedir? Nasıl insan girebilir? Bunu soruyor. Efendim bu bidat mıdır? Soruyor İmam-ı Rabbani Hazretlerine. Bana soruyor ki veya bu asırdaki bize soruyor ki Allah'ı kim yarattı? İmam-ı Rabbani Hazretlerine soruyor ki cennetin 4. tabakasının şartları nedir? Şu sorularla toplumun yapısını fark ediyor musunuz? Şimdi böyle bir topluma o çocuğun sorduğu cennetin 4. tabakasına ait dersini bu adama şimdi okutuyor. Bana diyor ki Allah'ım kim yarattı hocam? Allah var mı? Bak kardeşim. Cennetin 4. tabakası zikredeceksin. Teheccüd namazına kalkacaksın. Namazı tadil erkenle kılacaksın ha. Şimdi ne der? Arkadaşına der ki kafayı yedi. Başıma da geçti. Tepeciye geldi bir tanesi. Dedim ki arkadaşlar sorusu olan var mı? Oradan yatayım. Benim var dedi. Ama cemaatta var. Benim var dedi. İlk defa geliyor. Diyor ki, diyorlar ki dedi, Allah vardır. Fesubhanallah. Allah vardır değil mi? Diyorlar ki Allah var. Allah'ınızı diyor, kitabınıza, Kur'an'ınıza dayanmadan nasıl ispat edersiniz diyor. Siz de hak verirsiniz ki diyor, Kur'an'dan delil, Kur'an'a iman eden. Benim imanım yoktur diyor. Peki Allah'ınızın delili sırf Kur'an mıdır? Sordu. Risale'nin komplesi bu biliyorsun. Yaştı bir tane Ahmet amca. Sağ ol, koş. Dersini yaptırdı şimdi. Dur hoca dur. Dur. Kurban olayım ben cevap vereyim buna. Dur ben cevap vereyim. Neyse diyecek ben zındıktım. Eyvah. Şimdi onu nasıl kurtaracağım çocuğunun elinden? Dur. Döndü ona. Bilmez misin sen? Kulu Allah et. Allah'a semet. Lem yelip ve lem yelip. Sen bunu hiç duymadın mı? Bana döndü. Tamam Ahmet amca. Bana bir bırak. Tamam hoca. Nefes alamayayım da şimdi kulu Allah et. Allah'a semet. Allah'ınızı Kur'an'ınıza dayanmadan nasıl ispat edersiniz? Kulu Allah et. Allah'a semetle. Şimdi o adam şu anda itimat edin. Bir kısmınız da tanıyor, ismini de değiştirmiş, kaza namazlarını bile bitirmiş. 3 sene Ankara'da okurken vakıflık yapmış bu adam. Allah'ınızı Kur'an'ınıza dayanmadan diyen adam, delikanlı. İtimam. Şimdi bir yerde mühendislik yapıyor. Ve çok adedini bilmiyor. Ha, şimdi ben buna desem ki arkadaş, Almanya'dan getirmişti babam İmam-ı Gazali'nin mektubat, İmam-ı Rabbani mektubatını orada babam Belçik işçiyken okumuş.
Ben Evde'ye denk geldim, açtım. İlk çıkan, hiç hayatımda unutmuyorum. Kur'an'ı sağ elle tutunuz, okuyunuz. Ulan Kur'an'a zaten şeyimiz yok ki ya, nasıl Kur'an'ı tutup okuyacağız? Demek ki eksiktir demiyor. Hani usta diyor ki, İbn-i Sina'nın sözleri şu anda bir çocuk daha iyi söyler. İbn-i Sina, İbn-i Zaman'dır. İmam-ı Rabbani Hazretleri karşıya hitap etti. Geleceğe değil. Geleceğe sahibi başkadır. Ki Rabbani'den sonra Mevlana Halid-i Bağdadi var. Yani onların sözleri bilemez miydi bu sorunun cevabı? Bilirdi tabii ama muhatabın sorusuna, düşmanın konumuna göre kılıç çekilir. Ondan Risale-i Nur, bu asrın eserinin olduğunu kim izah eder? Asrı tanıyan, asrın dehşetini fark eden, nasıl bir asırdayız diye idrak eden anlar. Ama bir adam çıkıp da hala minare boyunda adam Deccal bekliyorsa Risale-i Nur iyi bir kitap değildir demesi normal. El Fatiha. Allah'a emanet.